Şimdi de aile, çalışma ve sosyal politikalar bakanlığımıza geliyorum. Sosyal yardımları devlet geleneğimizin, medeniyetimizin en önemli değeri olarak görüyoruz. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 339 milyar lira sosyal yardım yaptık. Sadece geçtiğimiz yıl 55 milyar lira sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Raporu'na göre Türkiye 2019 yılı itibariyle çok yüksek insani gelişme kategorisinde bulunan ülkeler arasına girmiştir. Aile sosyal destek programı kapsamında 2,1 milyon hanede 4,7 milyon vatandaşımıza ulaştı. Vefa projesiyle 21 bin yaşlı vatandaşımızın günlük bakımlarını ve temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kadının şiddete maruz kalma dahil her alanda korunarak güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Aktif iş gücü programları kapsamındaki kurs ve programlarla bu yıl en az 261 bin kadınımıza ulaşacağız. Koruyucu aile modeliyle 6 bine yakın aile yanında 7 binin üzerinde çocuğumuzu sıcak bir aile ortamına kavuştur. Sokakta işçi olarak çocukların çalıştırılmasıyla mücadele ettik ve 18.516 çocuğumuza ulaştık. Engellilere yönelik gündüz yaşam merkezi sayımızı 7'den 69'a çıkar. Geçtiğimiz yıl yapılan 2845 kişilik atamalarla birlikte toplam 26.684 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladı. Bu yılın ilk yarısında 600 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56.500 kişiye ulaşmıştır.